Yürüyüş ve koşu performansına bakalım. Ve arkadaşlar şu an yürüyorum. Kulağımda çok rahat, attığım adımları hissetmiyorum. Farklı bir kulaklık olmuş olsaydı sallanırdı kulağımda. Şu an koşuyorum. Aldır aldır koşuyorum ve yine ayaklarımı yere sert bir şekilde bastığım halde. Bakalım kaç metre uzaklıkta kulaklığın sesi kopacak. Telefonu neredeyse göremiyorum. Yaklaşık 20 metre uzaklıktayım arkadaşlar. Belki daha da uzak olabilirim. Evet arkadaşlar, harika bir videoyla karşınızdayım. Şu an elimde Xiaomi Redmi AirDots kulaklığım var. Bu kulaklığı yurt dışından aldım ve Türkiye fiyatına oranla %25 daha uygun bir fiyata aldım. Hatta buna gümrük vergileri dahil arkadaşlar. Ürünün kaç para olduğunu merak ediyorsanız hemen açıklama kısmına linki bırakıyorum. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak ürüne sahip olabilirsiniz. Unutmadan bir de indirim kodu koyuyorum alt tarafa hemen. Yaklaşık 2 hafta boyunca bu indirim kodu da geçerli olacaktır. İndirim kodunun süresi bitmeden hemen ürünü almanızı tavsiye ediyorum. Ve unutmadan kargo süresinden kısaca bahsedeyim. Yaklaşık 10 gün içerisinde geldi. Hatta Türkiye'ye 5 gün içerisinde geldi ama Türkiye'deki gümrük süreleri artık çok daha fazla uzadığı için otomatikmen kargo elime Türkiye'de 5 gün geçirerek bana ulaştı. Bu da 10 günlük bir kargo süresine denk geldi arkadaşlar. Yurt dışından aldığım bu kulaklığı dilerseniz hemen açalım. Paket içeriğine ve özelliklerine fazlasıyla değinmek istiyorum. Çünkü sizleri çok güzel bir kulaklık bekliyor arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, kulaklığımın paketi bu şekilde. Hemen size ilk göstermek istediğim yer gümrük fiyatı. Hemen burada görüyorsunuz arkadaşlar, 5 lira gümrük sunum ücreti falan almışlar. Toplamda 22 lira gümrük ücreti ödedim. Ortalama %25 daha uygun bir fiyata geldi. Hemen paketin etrafına tekrardan bakalım. Gümrüğe girdiğine dair şurada PTT'nin bantını görebilirsiniz arkadaşlar. Paket benden önce de açılmış bir şekilde geldi. Paketi daha önce de gümrük vergileri için açmışlar. Ve hemen üzerindeki yazılara bakalım arkadaşlar. Kulaklığın ücretini 5 dolar olarak göstermişler. Tabii bu gerçek ücreti değil. Büyük ihtimal gümrük vergisinin daha uygun gelebilmesi için böyle bir yola başvurdu satıcı. Ülkemizde böyle şeyler işe yaramıyor. Gümrükte tüm ürünleri açıp neredeyse her ürüne istisnasız gümrük vergisi çıkarmaktalar. Dilerseniz hemen kulaklığımızı paketinden çıkartalım arkadaşlar. Yavaşça çıkartıyorum. Ve karşınızda Xiaomi Redmi AirDots kulaklığımız arkadaşlar. Paket tasarımını ben oldukça beğendim. Hemen şurada kapatmalı bir yer yapılmış. Gayet güzel bir şekilde duruyor. Sağlam bir kutu. Kulaklık kargo süresinde herhangi bir şekilde zarar görmeden elime ulaştı arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde yapılmış, dizayn edilmiş. Ürün özelliklerini okuyayım. Kulaklıklar için ilk önce özellikleri vermişler. Yaklaşık her bir kulaklığın 43 mAh batarya gücüne ve ortalama 1,5 saat içerisinde dolduğuna değinilmiş. Hemen alt tarafında 4 saat boyunca kesintisiz bir şekilde müzik dinlediğinize değinilmiş. Ve kulaklığın en önemli özelliklerinden bir tanesi de arkadaşlar Bluetooth 5.0 desteğiyle birlikte geliyor olması. Alt tarafta da şarj kutusunun özelliklerine değinilmiş. Şarj kutumuz ortalama 2 saati dolmakta ve toplamda 4 hafta boyunca şarjını içerisinde koruyabilmekte. Ortalama 300 mAh batarya gücüne sahip ve içerisindeki pil lityum polimer bir pil ve ortalama arkadaşlar kulaklıkları 4 defa yakın tam şarj edebilmekte. Evet arkadaşlar, kutu üzerindeki bilgiler bu kadar. Sağ tarafında yine birkaç özelliğinden bahsedilmiş. Alt tarafında bir şey yok. Üst tarafında da yine bir şey yok. Hemen dilerseniz kulaklığımızı kutusundan çıkartalım. Ve kulaklığımızı yavaş yavaş kutusundan çıkartalım ve genel tasarımına bir de yakından bakalım arkadaşlar. Yavaşça açıyorum kulaklığımızı ve karşınızda Xiaomi Redmi AirDots kulaklığımız. Başka herhangi bir şey yok kutunun içerisinde. Sadece bu paketimiz çıktı. Dilerseniz bunun içerisinde neler var hemen bakalım. Bir adet kulaklığımızın şarj kutusu, büyük ihtimal kulaklıklarda içerisinde, hemen kontrol edelim arkadaşlar. Evet, kulaklıklarımız da içerisinde. Kulaklıklara birazdan değineceğim. Bakalım başka ne var. Ve arkadaşlar, kulaklıkta kullanabileceğiniz ortalama 3 farklı kulaklık kauçukları var. Kulağınıza uygun olan kauçuğu takıp kullanabiliyorsunuz. Hemen diğer tarafına bakalım. Şarj kablosu için yer koyulmuş ama içerisinde herhangi bir şekilde USB kablo falan çıkmadı. Büyük ihtimal fiyattan istifade edebilmek için böyle bir şeye başvurmuşlar. Hemen burada arkadaşlar bir tane kullanım kılavuzu, ortalama 8 farklı dilde kullanım kılavuzu yapmışlar. Ve hemen garanti konusunda bilgi veren bir de kağıdımız var arkadaşlar. Garanti hakkında genel bilgilendirme yapmış. Güzel uzun bir kağıt. İçerisinde birçok dil var. Ben daha önce bunları okudum. O yüzden şu an okumayacağım arkadaşlar. Gene geri kullanım kılavuzunu falan kutusuna koyuyorum. Kulaklığımızın paketini de kutusuna koyup hemen kulaklığımızı incelemeye geçiyorum arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, kulaklığın genel görünüm ve tasarımı bu şekilde. Hemen arka tarafına şarj girişini yerleştirmişler. Micro USB girişini buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Ve etrafını kontrol ediyorum. Başka herhangi bir şey koymamışlar. Çok güzel bir şekilde görünüyor. Avucumun neredeyse ortasında çok az bir yer kaplamakta. Çok güzel, çok küçük. Kendi AirDots Pro kulaklığım da var arkadaşlar. Bir sonraki videoda da bu ikisinin karşılaştırmasını çekeceğim. Hemen kulaklığımızı açıyorum. Ve Xiaomi Redmi AirDots kulaklığımız karşımızda. Gayet güzel bir şekilde görünüyor. Benim tasarımı oldukça hoşuma giden bir kulaklık. QC-Y'nin kulaklığı da gayet güzel ama bunun tasarımı daha bir ergonomik ve birazcık daha zayıflatılmış bir şekilde daha küçük yapılmış. Gayet hoşuma gitti. Ben beğendim. Ölçüleri gayet iyi. Özellikle de şarj süresi benim gayet hoşuma gitti arkadaşlar. Fazlasıyla uzun saatler boyunca dinleyebiliyorsunuz. Tabii bunu müziğin sesini dengeli bir şekilde ayarlayarak yapmanız mümkün. Son seste ortalama 3 saat civarında gidiyor. Ama sesi kısık bir şekilde orta sesin bir üstünde dinlerseniz ortalama 4 saat civarında gitmekte. Ve kulaklığı almadan önce izlemiş olduğum bazı videolarda bu kulaklığı alan arkadaşlar bas sesinin çok düşük olduğuna vurgulamışlardı. Bas sesi full seste bile çok kötü değil arkadaşlar. Hissedebiliyorsunuz bası arkadan güzel bir şekilde geliyor. Özellikle orta sesin bir üstünde gayet net bir şekilde duyuyorsunuz. Bana kalırsa da bu yeterli bir seviye. Yani çok yüksek sesle de müzik dinlememek gerekiyor. O yüzden bu kulaklığın ses seviyesiyle bas seviyesinin karşılaştırırsak ortalama bir performans vermekte. Ses seviyesini puanlamak gerekirse 10 üzerinden 9 veriyorum arkadaşlar. Kutunun genel tasarımı bu şekilde arkadaşlar. Gayet hoş bir şekilde yapılmış. Hemen üst tarafına Mi logosu yerleştirilmiş. Gayet şık ve güzel bir şekilde duruyor. Benim gayet hoşuma gitti. Tasarımı çok güzel. Özellikle de siyah renk gayet şık duruyor. Kulağınıza da gerçekten güzel duracağını düşünüyorum. Dilerseniz hemen kulaklıkların özelliklerinden bahsedeyim. Kulaklığın üzerinde AirDots Pro'da olduğu gibi dokunmatik bir tuş yok arkadaşlar. Bu bir yandan artı bir yandan eksi bir yön. Kulaklığa baskı uygulamak birçok kişi istemez. Dokunmak daha mantıklı geliyor tabii ama uyurken falan da müzik dinlemek sizin için daha önemliyse bu kulaklığı rahat bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü üzerinde fiziksel tuş olduğu için herhangi bir dokunmayla falan etkilenmeyecektir. Üzerindeki tuşa tek bastığınızda arkadaşlar müzik devreye giriyor. Çift bastığınızda ise Google Asistan devreye giriyor. Hayır dostum, kulak üstündeki tuşlarının ne işe yaradığını hemen öğrenelim. Kulaklığın üzerindeki tuşa bir sefer dokunduğunuzda müzik uygulamasını açmakta ve müziği hemen başlatmakta. Tekrar dokunduğunuzda ise müziği durduruyor. Tekrar bastığınızda tekrardan açıyor arkadaşlar. Ve aynı şekilde dilerseniz çift tıklamanın ne işe yaradığına bakalım. Çift tıklayınca Google Asistan devreye giriyor. Şu an çift tıkladım ve Google Asistan hemen devreye girdi. Tekrardan çift dokunarak mikrofonu tekrardan aktif edebiliyorsunuz. Çift dokunuyorum. Bugün günlerden ne? Hemen cevabı tak diye yapıştırdı. Kulaklık üzerinden alıyor bu arada ses kaydını. Ben biraz uzaktan söylüyorum. Tekrardan çift tıklayalım ve teşekkür edelim. Teşekkür ederim. Hemen cevabı yapıştırdı asistanımızda. Ve size güzel bir de tiyo vermek istiyorum. Eğer müziğinizi ileri almak veya müzik değiştirmek istiyorsanız bu kulaklık fazlasıyla işinizi görecektir. Size çok güzel bir özellikten daha bahsedeyim. Telefonunuzdan müziğinizi açtığınız zaman parça değiştirmek istiyorsunuz. Yapmanız gereken çok basit. Kulaklık üzerindeki tuşa çift tıklayarak Google Asistan'ı devreye sokuyoruz. Bir sonraki şarkıya geç. Ve hemen cevabı yapıştırıyor ve sizi bir sonraki şarkıya geçiriyor. Kulaklığın genel tasarımı bu şekilde arkadaşlar. Oldukça güzel ve şık bir şekilde yapılmış. Her iki kulaklık da oldukça iyi. Dilerseniz hemen kulağıma takayım ve nasıl durduğuna bir bakalım. Evet arkadaşlar, dilerseniz şimdi kulaklıkları kulağıma takayım ve bir de kulağımızda nasıl durduğuna bakalım. Hemen bir tanesini çıkartıyorum. Kulağıma yaklaştırıyorum. Hafif kulağımdan tutarak parmağımla ittiriyorum arkadaşlar ve çok rahat bir şekilde oturuyor. Üzerindeki fiziksel tuş da biraz sert bastığı için kulaklığı takarken herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamadım. Gayet rahat bir şekilde oturdu. Bence çok güzel bir şekilde duruyor. Önden bakıldığında falan fazla belli olmuyor. Neredeyse çok az belli olmakta. Dilerseniz diğer kulaklığı da takayım. Diğer kulaklığı da takıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde o kulaklığı da taktım. Evet, her iki kulaklıkta şu an kulağımda çok güzel duruyor. Neredeyse aktif gürültü engelleme özelliği varmış gibi bir hava veriyor arkadaşlar. Dışarıdaki sesi bayağı bir kesti. Dalga seslerini falan duymuyorum şu an. Oldukça güzel yapılmış. Kulaktaki hissiyatı gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Ve arkadaşlar şunu anlatayım. Kulaklığı çıkardıktan sonra hemen üzerinde beyaz ışık yanıp yanıp sönmeye başlıyor. Bu da şu demek. Şu an bağlanmak için cihaz arıyor anlamına geliyor. Ve cihazı bulup bağlandığında küçük hoş bir ses veriyor.
Her iki kulaklık birbiriyle bağlandığında da ayrıyeten bir ses veriyor ve ışıklar sönüyor arkadaşlar. Bağlantı sağlandıktan sonra herhangi bir şekilde ışıkları tekrardan yanmıyor. Kulaklıkların ses kalitesini bir ölçelim. Bu kulaklıklarda en önemlisi araç içerisinde konuşurkenki sesinizin nasıl gittiği veya kalabalık bir ortamda yürürken sesinizin nasıl iletildiği çok çok önemli arkadaşlar. Alo kardeşim, nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Sen nasılsın, iyi misin? İyiyim çok şükür, sesim nasıl geliyor? Sesim güzel geliyor, nasıl gelsin? Bayağı yoğun. Telefondan konuşuyor gibi mi, kulaklıktan konuşuyor gibi mi geliyor? Nasıl geliyor? Telefondan konuşuyor gibi geliyor ama kulaklık da benziyor. İyi tamam, hadi görüşürüz, Allah'a emanet. Ve arkadaşlar, kulaklığı kulağımızdan çıkartıyoruz. Kulaklıkları kulağımdan çıkarttığımda herhangi bir ses gelmiyor. Ama kulaklığı hemen şarj kutusuna koyduğumda arkadaşlar küçük kırmızı bir şekilde ışık yanmaya başlıyor. Bu da kulaklığın şarj olduğu anlamına geliyor. Şarjının dolduğunu nasıl anlarız derseniz buradaki ışık yanmayı kesiyor. Yani artık yanmıyor. Aslında dolduğunda beyaz bir şekilde yanmasını tercih ederdim ama hiç yoktan iyi diyelim. Diğer kulaklığı da taktım arkadaşlar. Yine aynı şekilde ikisi de şu an gördüğünüz gibi şarj olduğunu görebilirsiniz. Kulaklık da aynı bu şekilde şarj oluyor arkadaşlar. Hemen ön tarafında kırmızı bir şekilde ışık yanıyor ve şarjı dolduğunda ışık sönüyor. Başka herhangi bir şekilde bildirim falan vermiyor. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Redmi Airdos kulaklığımın spor yaparken, yürüyüş yaparken kulağınızda nasıl durduğu, nasıl bir hissiyat verdiği hakkında konuşacağım. Performansına değineceğim. Performansını denemeye başlamadan önce arkadaşlar şuna değinmek istiyorum. Kulaklığımız hafif sıçramalara ve terlemelere karşı dayanıklı bir şekilde üretildi. Tabi ben üzerine su atıp falan denemeyeceğim ama aklınızda bulunsun. Herhangi bir terlemede falan su geçirmiyor. Ve kulaklık kulağımda aynı bu şekilde duruyor arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde durduğunu düşünüyorum. Benim gayet hoşuma gitti. Fazlasıyla ergonomik bir şekilde üretilmiş. Tam kulağıma oturuyor ve çok rahat bir şekilde. Hatta şu an aktif gürültü engelleme özelliği olmadığı halde arka taraftan geçen araçların seslerini bile fazlasıyla azaltmakta. Sanırım bunu da büyük ihtimalle çok az da olsa su geçirme özelliği olduğu için onun etkisi olduğunu düşünüyorum. Dilerseniz hemen kulaklığın yürüyüş ve koşu performansına bakalım. Ve arkadaşlar şu an yürüyorum. Kulağımda çok rahat attığım adımları hissetmiyorum. Farklı bir kulaklık olmuş olsaydı sallanırdı kulağımda. Böyle tuhaf tuhaf hareketler yapardı ve beni etkilerdi. O yüzden bu kulaklık şu an herhangi bir şekilde beni etkilemedi. Gayet benim hoşuma gidiyor. Yürürken kesinlikle sıkıntısız bir şekilde kullanabilirsiniz. Ve arkadaşlar şimdi dilerseniz bir de koşu performansına bakalım. Koşarken kulağımızda nasıl duruyor? Şu an koşuyorum. Aldır aldır koşuyorum ve yine ayaklarımı yere sert bir şekilde bastığım halde kulaklık kulağımdan herhangi bir şekilde oynamıyor. Biraz daha koşayım. Herhangi bir şekilde sıkıntı yaratmıyor arkadaşlar. Dinlediğim müzikte falan ses kaybı falan oluşmuyor. Şu an gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Ve arkadaşlar şuna değinmek istiyorum. Eğer kulaklığı son seste dinliyorsanız bas ve tiz birbirine hafif karışıyor. Çok fazla değil. Hafif karışıyor. Ama yine de boyut ve performansına göre bana kalırsa bu kulaklık işini fazlasıyla iyi yapıyor. Tabii daha iyi bir performans istiyorsanız size Xiaomi'nin Airdos Pro kulaklığını fazlasıyla tavsiye ediyorum. O kulaklığı alarak çıtayı en üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi kulaklığın mesafe ölçüm testini birlikte hep beraber yapacağız. Kulaklıkları kulağıma taktım ve telefonumla bağladım. Kulaklığın özelliklerinde yaklaşık 10 metre mesafede çok rahat bir şekilde çalıştığı dile getirilmişti. Ben de ortalama bir şekilde uzaklaşacağım. Kulaklıktan uzaklaştıkça da metreleri söyleyeceğim ve hangi metrede kulaklığın bağlantısının koptuğuna hep beraber şahit olacağız. Bakalım gerçekten 10 metre içerisinde rahat bir şekilde kulaklık tüm işlevlerini yerine getirebiliyor mu? Dilerseniz hemen mesafe ölçümüne geçelim. Evet arkadaşlar, şu an kulaklığımı telefonuma bağladım ve şu an müziğim çalıyor. Müziğimi durdurdum. Kulaklığımın çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğim. Tekrardan tuşuna basıyorum. Evet, şu an kulaklığım çalışıyor. Çok güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Ve müzik sesi geliyordur umarım. Evet, müzik sesini duyabildiğinizi düşünüyorum. Dışarıda çok fazla araç sesi var ama yine de büyük ihtimal müzik sesi geliyordur. Evet, müziği şu an durduruyorum arkadaşlar ve kulaklığın bir tanesini hemen kulağıma takacağım. Kulaklığın bir tanesini kulağıma taktım ve arkadaşlar bir tanesini size dinleteceğim. Bir tanesi de benim kulağımda olacak. Bakalım kaç metre uzaklıkta kulaklığın sesi kopacak. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Kulaklığımın tuşuna tek dokunarak müziğimi başlatıyorum. Evet, şu an çalmaya başladı. Duyduğunuzu düşünüyorum. Şu an yaklaşık 3 metre.
Şu an 5 metre uzaklıktayım. Şu an 10 metre uzaklıktayım arkadaşlar ve ses kalitesi hala gayet iyi bir şekilde geliyor. Şu an 15 metre uzaklıktayım. Telefonu neredeyse göremiyorum. Yaklaşık 20 metre uzaklıktayım arkadaşlar. Belki daha da uzak olabilirim. Şu an ortalama tam 30 metreye yakınım arkadaşlar. Baya baya uzaklaştım ve kulaklığın sesi hala kopmadı. Hala uzaklaşıyorum. Arkadaşlar 30 metre garanti oldu diyebilirim. Büyük ihtimalle 30 metreye ulaştık şu an ve herhangi bir şekilde ses kopması olmadı. Ve etrafından yürüyeceğim. Araya nesneler girince nasıl olacak bakalım. Şu an aramızda ağaçlar var. Evet, evet ses kopmaları oluyor arkadaşlar. Açığa çıktığımda tekrar devam ediyor. Herhangi bir ses kopması yok ama araya nesne aldığımızda ses kopmaları devam ediyor. Bakalım arada nesne olduğu halde. Evet, şu an hala dinleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar, ses hala geliyor arada ağaçlar falan olmasına rağmen. Yaklaşık 30 metre uzaklıkta. Yaklaşık 30 metre uzaklıkta araya bir nesne girdiğinde koptu arkadaşlar bağlantısı. Ama şu an hala çalıyor. Düşünün. 30 metre civarı gittim, hala çekiyor. Bir de bu tarafa gitmek istiyorum. Acaba telefonun arka tarafından ses kalitesi değişecek mi? Evet, şu an gidiyorum. Hızlı hızlı bir şekilde gideceğim. Hala sesi duyuyorum. Kesintisiz bir şekilde ses geliyor arkadaşlar. Müzik bitti. Evet, diğer müziğe geçtik. Evet, şu an hala 30 metre civarı yine oldum. Ve herhangi bir şekilde ses kopması yaşamadım. Arkadaşlar kulaklığın daha fazla ileri gidemeyeceğim. Kulaklığın mesafe ölçümü çok iyi. Yani 30 metrede çok rahat bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Yani böyle bir mesafe yok. 10 metre diye yazmışlar ama büyük ihtimal ev içerisinde falan 10 metrede sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Ama açık ortamlarda kesinlikle 30 metrenin üzerinde fazlasıyla iyi bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Böylelikle mesafe testini gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Hemen diğer özelliklerine geçelim. Evet arkadaşlar, genel olarak düşüncelerimi tamamlamak istiyorum. Bana kalırsa fiyatına oranla performansı oldukça iyi. Hem kulağınızda çok güzel bir şekilde duruyor. Ergonomik olarak, tasarım olarak fazlasıyla beğenebileceğiniz bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Tekrardan kısa bir hatırlatma yapacağım arkadaşlar. Açıklama kısmına gümrük vergisi dahil Türkiye fiyatına ortalama %25 daha uygun fiyata aldığım linki de hemen açıklama kısmına ekliyorum. O linke tıklayarak da kulaklığa sahip olabilirsiniz. Kargo süresini falan dert etmeyin. Bana kalırsa hemen tıklayıp o linkten alın. Şu soruya cevap vermek istiyorum. Kulaklık alınır mı alınmaz mı? Eğer kulaklıktan şunu bekliyorsanız hiç düşünmeden alın. Ortalama günlük ihtiyaçlarımı görsün. Yaklaşık 3 saat civarında şarja gitsin. Ortalama bir derecede müzik performansı versin. Beni yarı yolda bırakmasın. Taşıması kolay olsun. Fiyatı da uygun olsun diyorsanız bu kulaklığı kaçırmayın arkadaşlar. Fiyatını bence fazlasıyla hak ediyor. Evet arkadaşlar, kulaklık hakkında dile getirmek istediklerim bu kadar. Merak ettiğiniz her türlü soruyu yorum kısmından veya hemen şurada çıkan Instagram adresimden bana sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Yürüyüş ve koşu performansına bakalım. Ve arkadaşlar şu an yürüyorum. Kulağımda çok rahat, attığım adımları hissetmiyorum. Farklı kulaklık olmuş olsaydı sallanırdı kulağımda. Şu an koşuyorum, aldır aldır koşuyorum ve yine ayaklarımı yere sert bir şekilde bastığım halde. Bakalım kaç metre uzaklıkta kulaklığın sesi kopacak. Telefonu neredeyse göremiyorum. Yaklaşık 20 metre uzaklıktayım arkadaşlar, belki daha da uzak olabilirim.